Yıllardır verdikleri zararı ödeyecekler. Ermenistan iyice köşeye sıkıştı. Ya ödersiniz ya da toprak verirsiniz. Seçim sizin. Yıllardır zarar verdiler. Kendilerinin olmayan topraklarda hüküm sürme ve bunu bütün dünyaya dikte etme çabasına büründüler. Bir de yetmezmiş gibi 30 yıl önce yaptıklarını inkar edip mağduru oynadılar. Sonra Türkler gücünü birleştirip Rusya'yı da dinlemedi ve hakkı olan toprağı geri aldı. Şimdi bedel ödeme vakti. Ya bütün zararı karşılarsınız ya da başkasının toprağına göz dikerken kendi toprağınızdan olursunuz. Siz Azerbaycan'ı yalnız mı sandınız? Azerbaycan'ın cephe hattında elde ettiği tarihi zafer sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu 28 yıldır işgal altında tuttuğu toprakları bir bir terk ediyor. 27 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 1,5 ay süren çatışmalarda hem personel hem de askeri araç gereç tarafından ciddi kayıplar vererek cephe hattında telafisi mümkün olmayacak şekilde darbe yiyen Ermenistan ordusu bu sefer de içine sindiremediği yenilginin acısını kendince geri çekildiği köyleri ateşe verip ortalığı yıkıp dökerek çıkarmaya çalışıyor. Geri çekilmelerin tamamlandığı bölgeleri ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söylerken, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verilerek tazminat talep edileceğini kaydetti. Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre Aliyev'in bu açıklamasının ardından Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde verdiği zararın tespiti için beklenen çalışma grubuysa kurulup görevlerine başladı. Öte yandan işgalden kurtarılan bölgelere uluslararası kuruluşlar ve bilirkişiler de davet edilecek. Yapılacak incelemelerde zararın hesaplanmasının ardından Ermenistan aleyhine uluslararası mahkemelerde tazminat davaları açılacak. Ermenistan ordusu tarafından yakılıp yıkılan yerleşim yerleri ve ormanların yanı sıra 28 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan hükümeti tarafından sömürülen altın ve civa gibi kıymetli maden yataklarıyla tarım arazilerinde oluşan kayıplarsa ayrı ayrı hesaplanarak tazminat talebinde bulunulacak. Yapılan değerlendirmelere göre Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesindeki zarar 50 milyar dolar civarında. Uluslararası mahkemelerden bu yönde bir tazminat kararı çıkması halinde, ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'ın ödeme yapmaması halinde bu rakamı toprak vererek karşılayabileceğinin de altını çizen uzmanlar, tarihte bu tarz durumların örnekleri olduğuna da dikkat çekiyor. Öte yandan hükümet yetkilileri ise bölgedeki tahribatın yabancı basın yayın kuruluşları bölgeye davet edilerek kayıt altına alınıp belgeselleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparken mahkemelerin karar sürecinde bu kayıtların etkisi olacağının da altı çiziliyor. Diğer yandan Paşinyan hala ülkede protesto edilirken şimdi de çıkmış bütün sorunları çözdüğünü söylüyor. Hazırladığı plana uyulursa her şeyin düzeleceğini ileri sürüyor. Aliyev'in de dediği gibi zaten yeterince perişan oldu. Perişan oldu olmasına ama kendi milletinin huylarını taşıyor. Kendilerinin olmayan Karabağ bırakırken dahi yakıp yıktılar, viraneye çevirdiler. Bir de yetmezmiş gibi ağaçları kesip çevreyi ateşe verdiler. Bu millet nasıl bir millettir? Hoşgörü yok, saygı yok, şeref desen ara ki bulasın. Yani demem o ki düşmanın da iyisi kötüsü var. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyetle ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap veremeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paşinyan, olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini fakat şu anda görevinin Ermenistan'daki dengeyi ve ulusal güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. 15 maddelik 6 aylık bir eylem planı yayınlayan Paşinyan, "Tamamen çözdüm" ifadesini kullandı. Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda resmi bir müzakere sürecini eski haline getirmek istediğini ve halkının hala etnik Ermeniler kontrolündeki topraklara geri dönmesine öncelik verdiğini bildirdi. Paşinyan ayrıca Dağlık Karabağ'ın yasal statüsünü ele almak, askeri reform yapmak, seçim yasasını düzenlemek,
koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomiye odaklanmak istediğini söyledi. Paşinyan bu açıklamasının bölgedeki halka evlerini ve hasar görmüş altyapıyı onarmasına yardım etmek, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine mali yardım sağlamak ve yaralılara uygun şekilde bakmak anlamına geldiğine dikkat çekti. Zaten taş üstünde taş bırakmamışlar. Kentleri harabeye çevirmişler. Oralarda hep kendileri kalacakmış gibi de bırakmamışlar. Tarihten ve kültürden ne kaldıysa yıkmışlar. Kendilerine saygıları var mı diye sormamak elde değil. Ermenistan'ın 27 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, tamamı yıkık yapılarıyla ıssız ve harabe kente dönmüş durumda. Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor. Bir zamanlar 100 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor. Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı, daha sonra yeniden kurmayı planlıyor. İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev gazetecilerle birlikte Fuzuli'yi ziyaret etti. Hacıyev ve gazeteciler önce Alhanlı köyünde Ermenistan ordusunca atılan fakat patlamayan beyaz fosforlu merminin etkisiz hale getirilmesini izledi. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı ANAMA uzmanları, düştüğü yerde patlamayan mermiyi taşınması mümkün olmadığı için patlatarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye giden Anadolu Ajansı muhabirinin izlenimlerine göre Fuzuli, 27 Eylül 10 Kasım'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan savaşın izlerini hala barındırıyor. Fuzuli'ye giden yollar, çatışmalar devam ettiğinde Azerbaycan ordusunun imha ettiği Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçlarla dolu. Neredeyse her adım başa vurulan bir tank veya araç görmek mümkün. Yol kenarlarında Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı mühimmata da rastlanıyor. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı mevzilerde bırakıp kaçtıkları gibi duruyor. Mevzilerde çok sayıda mermi ve yiyecek bulunuyor. Yol boyunca uzanan tüm köylerde harabe durumda. Ermeniler buraları işgal ettiklerinde evlerin kullanılabilir tüm eşyalarını sökerek götürmüş. Taş yığını haline gelen köylerde hiçbir yaşam emaresi kalmamış. Ermeniler sadece köylerdeki evleri değil, mezarlıkları da harabeye döndürmüş. Mezar taşlarının çoğu kırık durumda. ANAMA yetkilileri mezarlıkların mayın açısından çok tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Mezarlıklarda çok sayıda mayını etkisiz hale getirdiklerini söyleyen ANAMA uzmanları, Azerbaycanlıların döndüklerinde ilk ziyaret edecekleri yerin mezarlık olacağını bilen Ermenilerin en çok buralara mayın döşediğini belirtiyor. Harabe durumdaki köylerden farklı olmayan, taş yığınlarından oluşan Fuzuli şehrine ise şehir demek mümkün değil. Hikmet Hacıyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fuzuli ve diğer illerde yaşanan yıkımın tüm dünya kamuoyunun görmesi gerektiğini belirtti. Fuzuli'de tek bir sağlam binanın kalmadığını, kentin yerle bir edildiğini belirten Hacıyev, işgalden önce burada 100 bin insan yaşıyordu ve bölgenin en gelişmiş iliydi. Şimdi ise yıkık durumda. Bu barbarlık, vandalizm, savaş suçu, insanlığa karşı suçtur ifadelerini kullandı. Bazı Fuzuli sakinleri 27 yıllık hasretin sonunda şehirlerini ziyaret etti. Sakinler ata yurtlarına dönmenin sevincini yaşarken evlerinin durumunu görünce üzüntü yaşadı. Şadiye Kahramanova 27 yıl sonra evine gelebildiği için Cumhurbaşkanı'na, askerlere ve şehit annelerine teşekkür etti. Duygularının sözde ifade edilemediğini söyleyen Kahramanova, evinden geriye sadece taşların kaldığını fakat buna rağmen mutlu olduğunu kaydetti. Vagif Veliyev, ata yurtlarına döndükleri için sonsuz mutlu olduklarını söyledi. Devletin kendileri için diğer illerde iyi bir ortam sağladığını belirten Veliyev, "Fakat bir burukluğumuz vardı. Başkomutan bize gururumuzu geri verdi. Artık başımız dik yürüyoruz. Tüm evler yeniden yapılacak ve biz Fuzuli'ye döneceğiz," dedi. Arzu Şafiyeva isimli Fuzulili, yıkık evinin önünde yaptığı açıklamada, "Evimi tanıyamadım. Çift katlıydı evim. Şimdi ne hale geldiğini görüyorsunuz. Çok kötü oldum. Kalbim yandı. Burada bir tek bile sağlam ev yok. Yıllardır bugünü bekliyorduk. İnşallah kısa zamanda evimize, Fuzuli'ye taşınacağız," ifadelerini kullandı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda Ermenistan'ın vandalizmini, işlediği savaş suçunu ve 28 yıl sonra ata yurtlarına geri dönen Azerbaycanlı kardeşlerimizin duygularına ve gördüklerine şahitlik ettik.
Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.